Üçüncüsü tabii tam şeyi belki üzerinde durmak istemediniz gene, ben onu merak ediyorum. Darbenin ilk komutanı diyelim Necip idi, General Necip. General Necip hanedanla bir nevi bir uzlaşma içinde, Meşruti Monarşi gibi. Ve bilhassa validenize Neslişah Sultan'a çok saygıları var çünkü sultana diyor. Fakat o arada Nasır'ın darbesi nasıl oldu, netice ne oldu bilmiyorum. Bu tatsız şeyi anlatmak ister miydiniz? Sağ olunuz. O darbeyi anlatırız. İlk sualınız neydi? Unuttum şimdi. İlk sualim şeydi, siz cevap verdiniz. Said Halim Paşa yazdı. Peki, böyle konuşayım. 1952'de hakikaten işte darbe oldu ve babam şey rejan oldu. Nasıl denir o? Naib. Naib? Naib. Evet. Ve ondan dolayı yani diyebilirim ki ecdadlarım hepsi devlet reisiydi. Yani Mehmet Ali Paşa'dan inerseniz doğrudan doğruya babama kadar şey devlet reisiydiler. Ve ama artık böyle kurtulacak bir şey hali yoktu o kadar. Kurtulmaya çalıştı ve Necip yapmak istiyordu ama yapamadı. Sonra işte onu attılar, geri geldi, attılar 2-3 defa. Sonunda babam vefat etti. Onu anlatayım. Babamız rahmetli vefat etti. Biz de onu gömmeye gittik Mısır'da. Çok enteresandı doğrusu. Camide işte namaz kıldık filan. Ondan sonra orada herkes geldi. Ben diyebilirim bugün. Yani Mısır'da bütün politik şeyler, yani Vakf Partisi daha kuvvetliydi. Fuad Saragiddin Paşa yaşıyordu. Fuad Saragiddin Paşa'nın tarafından geldik dediler. Yani parti geldi. Müslüman kardeşler geldiler. Herkes geldi. Biz duruyoruz. Çıkıyoruz cenazeyi alacağız. Şey defnetmeye. Bir de bakıyoruz böyle kısa boylu, kıştı. Kafasında bir kalpak. Bir adam geliyor. Necip'ti. General Necip geldi, bağırıyor, çağırıyor. Allah bana affetsin diyor. Ben bu iyi insanları attık, hırsızları berbat insanlara memleketimizi bıraktık dedi. Allah bana affet diyor. Ve bizden kaldı ta defnedilinceye kadar. Ondan sonra ben gelenlerin çoğunu o ziyareti geri vermek istedim. Necip nerede oturuyor? Zavallı onu berbat bir yerde bırakmışlar. Nahas Paşa vardı, bir şey başvekildi. Nahas Paşa'nın zengin hanımı vardı. Zeynep'il Vakil. Sittu Zuzu derlerdi ona. Sittu Zuzu'nun toprağların ortasında bir hezba. Yani izbe işte şey topraklarında o
3 kat büyük bir ev. O toprakların ortasında. Tabii onun baktığında herhalde çok güzel bir yerdi. Ama benim gördüğüm berbat bir şeydi. Aşağıda askerler ama berbat askerler. Böyle tıraş olmamış, mitrayetlerini dolaşıyor böyle, böyle pis kafalı herifler. Onlar aşağıda. Sonra 3 kat her şey kırık. Pencereler vuruyor şeyde havada. Ta üstüne kadar sutuh derler Arapça. Dam şeysine. Damda ütücü otururdu eskiden o evlerde. Ütücünün ev odasında eski reis cumhur oturuyor. Oğlundan beraber Yusuf diye. Çok fena davrandılar doğrusu. Onu gördüm. Çok naziktir. Bana Kur'an-ı Kerim şeysini verdi. Hediye etti. Ve çok köpekleri vardı her tarafında. Sempatikti çok ama berbat halde zavallı. Sedat öldü. Mübarek ona bir apartman verdi. Şehirde. Heliopolis'te. Evet. Küçük apartman imiş. Ben gitmedim. Oğlunla beraber oraya taşındı ve iyiydi. Çünkü sonunda hastaydı filan. Ona bakabildiler. Öldü. Ölünce oğlunu aynı günü kapıya dışarı ettiler. Aynı günü. Sen kalmıyorsun dediler. Çok fena davrandılar. Efendim, yani zor bir şeydi. Annem babam evlerinde kaldılar, çıkamadılar uzun vakit. Mahkeme oldu. Mahkemeye sürdüler annem çok cesaretle davrandı. Ama ne yapalım? İşte bunlar. Yani Ekmelüddin Beyefendi, buyurunuz efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz bu hanedan, Mehmet Ali Paşa Hanedanı ailesi hakkında çok aydınlatıcı, güzel şeyler gösterdiler. Ve Türk kamuoyunun merak ettiği birçok hususu aydınlattılar. Ben bir hususa işaret etmek istiyorum, yani biraz altın çizmek istiyorum. Şimdi İlber Hoca takdim konuşmasında Mehmet Ali Paşa ailesinin Kavala'ya Anadolu'dan gittiğini, sizi de kitabınızda bunu yazıyorsunuz bir makalenizde. Yani bir Türk ailesi Anadolu'dan Kavala'ya gitmiş, orada yerleşmiş. Mehmet Ali Paşa'nın kendisi ve ailesi tütün ticaretiyle uğraştığı söylenir, bilinir. Ve Mehmet Ali Paşa Yeniçerilerle beraber Mısır'a geliyor, orduyla beraber. Ondan sonra işte bilinen tarihi de Mısır'da modern bir devlet, bir Osmanlı vilayet kuruyor. Şimdi onun son yıllarda, bilhassa Kral Fuat tahta geçtikten sonra Mehmet Ali Paşa'nın ailesinin Türklük konusunda istifhamlar yaratıldı. Ve Kral Fuat Avrupa'dan getirdiği tarihçilerle, Mısırlı tarihçilerle hanedanın, kendi ailesinin Türk değil, Arnavut olduğunu vurgulamak istediler. Böyle çalışmalar yapıldı. Tabii bunu özür dilerim, anlamak lazım niye böyle yaptı. Çünkü artık Kral Fuat tahta geçtikten sonra, önce Sultan adıyla geçiyor Hüseyin Kamil'den sonra, yani dedenizin azledilmesinden sonra 1914'te Hüseyin Kamil kısa bir süre sonra Fuat, Prens Ahmet Fuat Sultan olarak tahta geçiriyor İngilizler. Sonra Kral, Melik unvanı alıyor. Şimdi tabii bu arada 1914'ten sonra Osmanlı Devleti harbe giriyor, kaybediyor, Cumhuriyet kuruluyor ve eski vilayetlerle bağlantılar kuruluyor. İşte bu dönemde Kral Fuat kendisine, ailesine ve tahtına bir Avrupa şeyisi vermek istiyor. Arnavutluk bağlantısı kurmak istiyor. Ve birçok yazarlar, Avrupalı yazarlar
ve Mısırlı yazarlar Mehmet Ali Paşa'nın Arnavut oldu. Halbuki Mehmet Ali Paşa Mısır'a geldiğinde bütün hayatı boyunca Türkçenin dışında bir lisan bilmediğini biliyoruz. Arapçayı da çat pat öğrendi ve kendi zamanında biraz önce gösterdiğiniz gibi çocukları, torunları, torunların çocukları zamanında benim Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları adlı kitapta da gösterdiğim gibi hep Türk kültürünü teşvik ettiler, yaşattılar, öğrettiler. Hatta kendi aralarında değil, Mısırlılara bile Türkçeyi öğretmek için okullara, yeni açılan okullarda Türkçe dersini koydular. Bulak Matbaası Türkçenin en güzel eserlerini, Osmanlı Edebiyatı'nın en güzel divanları onların sayesinde basıldı. Fakat şimdi şöyle bir şey var, yani bunun münakaşası yapılabilir ve bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şu husus biraz merak konusudur. Yani Kral Fuat Arnavutlara büyük bir aşkı vardı. Şeyinde de yanında çalışanlardan da korucuları son yıllarda şeyde İsviçre'deyken yanında birkaç Arnavut İtalyan vardı. Yani bu Arnavutluk meselesi Kral Fuat'tan başladı. Fakat Faruk'a da intikal etti. Bu hususta ne buyursunuz? Teşekkür ederim sualınıza. Ve bu konu çok geri eskiye dönüyor. Yani Mehmet Ali Paşa'ya kadar dönüyor. Bunları peki, yani affedersiniz, böyle kısa söyleyemem. Şimdi bunlar ittifak ettiğiniz gibi aile tradisyonu, çünkü kağıt bu dokümanlar yok doğrusu. Ama hepsi İbrahim Paşa mesela önün yazar mektuplarında filan, biz asıl aile söylediğiniz gibi bir Ilıç diye bir köyden geliyorlar. Biz de İkbal'le beraber, eşimle, çocuklarla gittik, Ilıç'ı gördük. Dağlarda çok güzel bir yer, harika bir yer ama çok uzak. Ve herhalde kışın büsbütün o vakit kesilirdi filan. 18. asrında galiba bunlar karar vermişler, inmişler köylerinden. Ve bence o Ermeni, o köyde Ermeniler vardı ve Türkler geldi Selçuklarla beraber. Selçuklar baktığında. Demek ki Mehmet Ali Paşa'nın ecdadları galiba Selçuklarla geldiler ve orada yerleştirdiler Ermenilerin yanına. Ermeniler tüccar biliyorsunuz, bilmem ne filan. Onlar Konya'ya iniyorlar. Türkler onlara at getiriyorlar ve müdafaa ediyorlar karvanları. O vakit haydutlar var dağlarda filan. Ve bunlar Konya'ya iniyorlar. Konya'da yerleşiyorlar ve onlar kendi tüccar oluyorlar. Ve gene İbrahim Paşa'ya göre kan davası olmuş. Kaçmışlar oradan. Bir kısmı, bence bir kısmı kaldı, bir kısmı kaçmış. Geçmişler Edirne'ye. Ve Edirne'de ikinci mühim pozisyonları oldu. Bunlar tüccar. Demek ki Konya'daki kalanlar biliyorsunuz Asya'dan ticaret yapıyorlar. Edirne'deki olanlar Avrupa. Mehmet Ali Paşa, herkes acaba nasıl oluyor ki bu Osmanlı bir paşa geliyor, Avrupalıları getiriyor, diyor. Normal onun için ailesinde. Çünkü bunlar tüccar, Avrupa'yla işli görüyorlar. Ve yanında Ermeniler var. Hala. Nubar Paşa, çok Ermeniler var. Çünkü onlar her daim onları kullanıp Avrupalılarla iş görüyorlar. Ve bir problem varsa Avrupalıyı getiriyor. Mehmet Ali Paşa kendi
bir Fransızın bürosunda çalıştı birkaç sene ve çok sevdi. Fransız çok dürüst adammış, iyi adammış. Beğendi. Yahu bu ecnebiler, onlara yavur filan derlerdi. Diyor ki yahu bunlar iyi insanlar. Ben çok sevdi. Ve galiba işte galiba değil, babası küçükken vefat etti. Annesi yanlış kaldı. Şimdi annesi kim? Emine Hanım. Emin Emine şey Nusretli. Nusretli'den bir Müslümanlar. Peki Nusretli'den ne biçim Müslüman vardı? Arnavut asıldı. Babası ölünce bu gidiyor babasından oturuyor filan. Ve evde Arnavutça konuşuyorlar. Kimle evleniyor? Ona buluyor bir hanım oralardan beri. O da kalbe aynı şey. Demek ki bu vakit geçiyor. Fransızlar şeyi alıyorlar, Mısır'ı alıyorlar, ihtilal ediyorlar. Bunlar da tüccar. Bunlar tütün tüccarı. Ama başka tüccarlar var. Mühim bir piyasayı kaybediyorlar. Onlar için çok mühim bir Mısır bildiğiniz gibi böyle bir merkezdir. Mısır'dan bütün etraflara satıyorlar. Mısır gidince bunların işi yok oluyor. Bence mesela Mısır'da çok meşhur şehir ortasında yer var. Türk sefareti de orada. Şey Lazoğlu. Lazoğlu bence o da bir tüccar. Galiba tahta satıyordu. Mısır eski Mısırlılardan beri Mısır'da tahta yok. Ağaç yok. Onun için her daim dışarıdan getirirdiler. Eski Mısırlılar Lübnan'dan getiriyorlar yani Biblos'tan filan. Ve ondan sonra Osmanlı vaktinde Karadeniz'den getiriliyordu. Onun için Lazlar getiriyordular. Büyük işti onlar için. Fransızlar gelince yok dediler. Bizden Fransa'dan göndeririz tahtayı. Siz bunları unutun. Bu büyük zarar değil mi? Bunlar hepsi tüccarlar birbirlerine bence ne oldu? Birbirlerinden şey ettiler. Üçüncü Selim şeydi, padişahtı. Ona müracaat etmişler. Efendim biz vilayeti geri alalım. Mısır vilayeti. Üçüncü Selim de hayır demiyor. İsterdi ama Rus'la harp ediyor. Rus'la harp edince bütün ordusunu oraya gönderiyor. Çünkü o harp, o şakasız. Rus'la kaybedemez. Onun için o her şeysini oraya gönderiyor. Ama onlara izin veriyor. Öyle biliyoruz. Ve onu daha araştırmak lazım. Onlara şey veriyor. Zafer izni. Ki padişah zafer emri verir. Der ki İlber Paşa sen 5000 adam al, bilmem kaç at al, bilmem kaç top al filan tam yapacağını söyler. Teker teker. Halbuki bu böyle değil. Bana izin veriyor. Buyurun gidin Mısır'a diyor. Demek ki kendi hesabınıza. Onun için Arnavutları alıyor. Bir de Bosnakları alıyor. Çünkü bunlara parayla alıyor. Onlara diyor ki Mısır çok zengin memleket. Biz gidince size vereceğiz. Ve işte Lazoğlu Kahire'nin ortasında koca bir yeri var. Ona toprak verdi. Çünkü hakkı geri aldık velayeti. Ve herkese dağıtıyor böyle. Abdin Palas. Abdin o da bir Arnavut tabii. Abdin Arnavut ismi. Abdin onunla böyle bir Kahire'nin büyük bir parçası ve ona
Kedir İsmail bina etmek istediği ve yeni bir kasır diyor ki ben size veriyorum, para istemedi ama ismimi koyacaksınız ve bugüne kadar Abdin Palas'tır ve budur yani bu Arnavutluklu vardır ve Mehmet Ali Paşa askerlere adam ölecek değil mi gidiyor harba gidiyor diyor ki ben de Arnavut'um. Ben sizin gibi Arnavut'um diyor. Çünkü Arnavutça konuşuyor. Rahat rahat onlardan şey ediyor. Ve yarı Arnavut'tur. Kral Fuat da galiba Arnavutluk'ta da kral olmak istiyordu bir ara. Ama olamadı. Mısır'da oldu. Daha iyi. Kral Faruk kendi istemedi doğrusu benim bildiğime göre. Prens Mehmet Ali İbrahim anlatmıştı bunu. Kral Zog gelmişti Mısır'a harp esnasında. Etrafında askerleri var, zabitleri var, yaverleri var filan. Birazdan sonra veremedi onlara paralarını filan. Ve dedi ki Kral Faruk'a siz alın. Size bakarlar, iyi müdafaa ederler. O da peki dedi. Yani yardım etmek için. Ve o ihtilal olduğu vakit Necip filan, Nasır, Salah Selim onlar 4 kişi girdiler saraya. Krala istifa etmek için girdiler. Bir de Kral Faruk baktı ki perde oynuyor. Aman biri var arkasında. Çıksın hemen filan. Arnavutlar çıkmışlar. Vuracaktılar bunları. Yani bu ihtilal yok olacaktı ama Kral Faruk onları etti. Arnavutlara aman sakın vurmayayım filan demiş. İşte Arnavutlarla böyle bir alaka var. Bazen daha mühim yaptırıyor. Bazen diyoruz ama ikisi de doğru. Yani o kadar. Bir var. Asıl aile Türk'tü tabii. Ve iltifat ettiğiniz gibi Türkiye'nin büyük böyle kültürel bağım var. Hiç şüphesiz. Ama bir de Arnavutluklar var. Bir şey. Başka soru efendim. Buyurun. Hocam, Kral Faruk'la akrabalık bağlarını tam olarak merak ediyorum. Kral Faruk, Kral Fuad'ın oğlu. Kral Fuad, İsmail Paşa'nın oğlu. İsmail Paşa dediğim gibi son olarak 4 hanımla evlendi. Ve bu dördüncü hanımın oğluydu. Onun için Fuat yani büyük babamın Hidiv Abbas Hilmi'nin amcası. Amcası. Ama ondan küçük. ve yaveri oldu bir ara. Sarayda da yaver. Zaten burada da yaver. Osmanlı Sarayı'nda da yaver Fuat. Galiba evet. Çok, öğrenmek çok, için. Yani tabii var o vazifeleri fakat Fuat iyi repütasyonu olan bir yaver değil. Sevmiyor bizim hanedan. Onu biliyoruz kayıtlardan. Yok, çok okumuş insandı o da. Çok kültürlü adam. Ama oyun problemi vardı. Para kaybetti 2-3 defa. Bütün parasını kaybetti 2-3 defa. Efendim? Köşk varmış. Efendim? Takılabilen Abbas İlmi. O köşk yıkıldı çöktü. Harap mı oldu? Söküldü Mısır alı götürüldü. Ha yok. O köşk Halim branşındır. Ve bu Abbas Halim'in. Aynı Abbas değil. Bu Abbas ismi hep kullanılıyor ailede. Ama bu Abbas Halim. Evet efendim. O değil mi? Efendim? Abbas Halim Hidivlerden değil mi? Değil. Yok aynı aile. Aynı branş.
Mehmet Ali Paşa'nın bir oğlu vardı, Halim Paşa diye. Onların oğulları. Ve burada iki tane şey arka arka şey sadrazamdılar. O köşkün akıbeti. Onu hayır öyle değil. Demir kiliseyi yapan mimar yapmış, o da prefabrikmiş, vidalı numaralı taşlar Lego gibi monte edilmiş, sonra sökülmüş, istekler üzerine ailenin Mısır'a geri gitmiş. Yok, Mısır'a gitmedi. Mısır'a gitmedi. Buyurun efendim. Galiba bunu benden iyi bilen var. Tabii aileden olunca biliyordur. Ses duyulmuyor Rukiye'cim, ses duyulmuyor. Alo. aile tarafından Sohtarik ailesine satıldı. Mimar Sevim Ünlüsoy maketi yaptı. Abbas Halim Paşa'nın en küçük kızı Prenses Zeynep Halim o evde kendilerinden sonra anıları yaşamasın diye evi yıktırıp da sattı. Dolayısıyla bir tek selamlık kısmı vardır. Sevim Ünlüsoy ve Erol Ünlüsoy sanıyorum bir mimar karı kocadır. Onlar ilgilendiler ama Sohtarik ailesi de bir şey yapmadı. Yapmadı bir şey. Evet, çok iyi. Bak, tamam, anladım. Buyurun, siz söyleyin. Değerli hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Benim sorum Kavalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı ve İbrahim Paşa'nın Kütahya'ya kadar gelmesi üzerine. Kütahya'ya gelmesi üzerine 1833'te 2. Mahmut Çar Nikolay'dan yardım istiyor. Bu kısmı biliyor. Çar Nikolay neden bu yardımı kabul ediyor? Neden reformist bir Mehmet Ali Paşa istemediği için mi? Yoksa 2. Mahmut'la ilişkilerde üstünlük kurmak istediği için mi? Soruya belki siz cevap vermek istersiniz ama bana belki sorduysanız peki. Yani ben size size söylemek istediğim yani bize yani biz Mehmet Ali Paşa'nın ailesine göre isyan yoktu. Ve mektuplar var. Yani çok mektuplar var. Mehmet Ali Paşa İbrahim Paşa'yla çok iyi alakası vardı. Birbirinin yani oğlunu çok severdi, çok yakındı. Ki o vakit öyle çok insan yoktu. Ve İbrahim Paşa yani müthiş bir askerdi. Hiçbir şey kaybetmedi tarihinde. Yani Napolyon herkesi bastı. Yani kim hiç kaybetmedi, hiç olmadı. İbrahim Paşa şimdi bunlar Mısır'dalar. İlk evvel alakaları çok iyi II. Mahmut'la. O Vahabileri bastırıyorlar. Ona Tasos adasını hediye ediyor filan. Ondan sonra vaziyet değişiyor. Ve İbrahim Paşa o orduyu kuruyor. Modern bir ordu. Süleyman Paşa'yla. Süleyman Paşa da bir Fransızdır. Kolonel Sev. Müslüman oldu ve şartlı oldu ama Fransız asıl her şey modern bir ordu. Onun üstünde bunlar antrenman yapıyorlar çölde. Anlıyorlar ki Osmanlı ordu gelmiş. Filistin'de bekliyor. Emir bekliyor Mısır'a girmek için. Bu İbrahim Paşa babasına gönderiyor. Diyor ki efendim biz gidelim. İlk gidelim ki çünkü bunlar bize hücum edecekler. Mehmet Ali Paşa reddediyor. Biz Osmanlılara hiç hücum etmeyeceğiz. Bekliyorlar. Tabii onlar geliyorlar. Onları fethediyor. İbrahim Akka Arapçası Akka Saint Jean d'Acre Fransızcası onu Napolyon alamamıştı. İbrahim Paşa alıyor ve bütün Filistin'i alıyor ve Osmanlılar şeye çekiliyorlar. Suriye'ye çekiliyorlar.
gene mektuplar geliyor. Diyor ki efendim diyorlar, bunlar toplanıyorlar gene. Biz gidelim onlar gelmeden. Hayır diyor. Ta sonuna kadar. Dediğiniz Kütahya artık kimse kalmamış. Askeri okuldan gönderiyorlar filan. Gene diyor ki biz gidelim, gidemezsin. Onlar hücum ediyor. Tabii onları mahvediyor. Ve artık yol açık, İstanbul'a gelebilirdi. Gidelim İstanbul'a diyor. Katiyen diyor. Biz İstanbul'a girmeyiz. Demek ki bu adam, yani Mehmet Ali Paşa'dan bahsediyorum, büyük reformist. Büyük reformist. Yani Avrupa'yı anlamış, şarkı da anlamış. Ve anlıyor ne yapmak lazım. Ama kabul edilmiyor. Onun büyük dram yani. Kabul edilmiyor. Ve sonuna kadar şey etti. O sonuna kadar onlara hücum etmeye reddetti. Yani muhlisti yani fikre göre. Evet, soru. Tabii çok derin bir soru. Şimdi efendim bu Mehmet Ali Paşa olayı, İbrahim Paşa hakikaten iyi komutan. Çok da müsrif, meşhur fıkradır. Çok fazla masraf yapıyorsun deyince galiba Mehmet Ali Paşa, ben Mehmet Ali Paşa'nın oğluyum, sen köylünün torunusun. Para ya da fark olacak. Yani bu şimdi bu bir milletler arası sorundur. Çar Nikolay'dan II. Mahmut yardım istedi. Bizim okul tarihlerinde denize düşen yılana sarılır diye. Çünkü ordu hakikaten Kütahya'ya kadar geldi. Lütfen bu dönem için okunacak en iyi vesika. Ben her zaman sevmem yabancı gözlemi ama Helmut von Moltke, sonraki Prusya Genelkurmay Başkanı, Sedan Muharebesi'nin de hakiki galibidir Fransa'ya karşı. O teğmen olarak bize müşavir geldi. II. Mahmud'un başka müşavirleri de var. Mesela Kronoszewski diye bir Polonyalı var. Yani bu Polonyalılar 1849'da iltica ettiler bize ama ondan evvel de böyle biri var. Fakat bu gibi müşavirlerin içinde en dikkate değeri budur. Bunun eseri, Türkiye Mektupları, nadir bir şeydi o zaman. Çok güzel olarak çevrildi. Bizim müzenin eski müdürlerinden biliyorsunuz, Hayrullah Örs tarafından. Bu size o zamanki Türkiye'nin bütün coğrafyasını, içtimai durumunu, orduda Hafız Paşa'nın şeyini, durumunu, askerin talim şeyini, çünkü Yeniçerilik'ten sonra biraz uzun bir zaman aldı bizim kurulmamız. İyi reforme olduk ama uzun vakit aldı. Bunu anlatır. Dolayısıyla burada tabii bu faslı bilmiyorum. Herhalde Kavalalı Hanedanı pek böyle Osmanlı tahtına pek talip değillerdi. Öyle olduğu anlaşılıyor ama Suriye'yi falan da çok sevmişler. Yalnız benim tez çalışmalarımda gördüğüm Suriye ve Biladüşşam ahalisi İbrahim Paşa kuvvetlerini pek sevmemiş. Yani aşırı vergileri, gelen Mısırlı askerlerin, komutanların muamelesini falan pek beğenmediler. Biraz gelen gideni aratır hikayesi. Eski şeyi özlemişler. Bizde öyle bir kanaat var. Tabii sorumuz çok zor. Unutmayınız. Prens Abbas Hilmi ne Kavalalı ne Osmanlı, ikisinin birden çocuğu. Yani bu çok önemli. Hani şey diyordu ya Franz Josef, benim nezdimde Avusturya ile Macaristan kavga ediyor diye. Sizin nezdinizde de herhalde II. Mahmutlulukla Mehmet Ali Paşalık bir şekilde biraz şey edecek tabii. İki rakip şeyler bunlar. Ama bu dönem çok karışık. Fransa çünkü Mehmet Ali'yi reforme ediyor ve tutuyor. Mısır'a böyle bir giriş niyeti var.
Rusya'nın boğazları kontrolü için bu bir fırsat, çok açık bir şey. Boğazlara Mısır'ın inmesi, Hünkar İskelesi anlaşması ise Britanya için bir rezalet. Derhal ise müdahale ettiler. Ve dediler ki Fransa'ya haddini bil, çekil. Büyük devlet istemediğini yaptırmıyor. Bu çok açık bir şey o zaman. Hele İngiltere her istediğini yaptırıyor değil ama istemediğini yaptırmıyor. Bu önemli bir şey. Ve derhal bir şekilde Mısır'da ya şey yaptılar, yani sahne dışına ittiler. Çünkü kimse Rusya'yı sıcak yerde istemiyor. Bu anlaşıldı. Navarin olayından sonra İngiltere fevkalade karşı Rusya'ya. Hiç istemiyor denizlerde, hiç istemiyor. Bu Metternich politikasının avdetidir Batı'da. Yani Rusya istenmez. Düzen bu şekilde kuruldu. Ama Mısır'da Mehmet Ali'ye bırakıldı artık. Ondan sonra o da kesinleşti. Yani çok açık. Bir şeyler yaptılar. Onu ben bilmiyorum. Kimse de çok iyi bilmiyor. Bu Mehmet Ali'nin kısa idaresi, yani İbrahim Paşa'nın kısa idaresi Lübnan'da, Suriye'de, yani ikisi Suriye, Filistin'de nasıl müspet ve nasıl menfi şeyler yarattı. Bu çok önemli. Bunların çok ciddi olarak tespit edilmesi gerekir. İki tane eser var. Bir tanesi Ehud Toledano'nun, İsrailli araştırmacıdır. Kaynaklara ne kadar hakim bilmiyorum ama daha iyi açılmadır. İkincisi sizin dostunuz Sayit Marsa, Bayan Marsa. Evet, Marsa. O vallahi çok kıt o çünkü hiç Türkçe okuyamıyor. Yani Mehmet Ali devri için Türkçe kaynak okumak lazım. Çok önemli. O bakımdan inşallah siz iki tarafı da öğrenir, siz araştırırsınız. Biz de görürüz. İki dakikamız var mı? Abi dur efendim. Anlatmak, bu uzun bir hikaye. Yani reform hikayesi. Bence böyle gidiyor. Mehmet Ali Paşa Kavala'da doğuyor. Yani Osmanlı o vakit küçük bir vilayet. Ve keşke bilmem neler olursa iyi oluruz diye düşünüyorlar. Bunlar genç o vakit. Reformlar olmuyor ya da yanlış yapılıyor. Onlar da üzülüyorlar. Bir de uzun bir hikaye. Kendini Kahire'de buluyor. Mısır'da buluyor kendini. Mısır'ı almışlar. Müthiş problemler var. İnsanlar sokaklarda açlıktan ölüyorlar. Hakikaten. Ne yapacağız? Diyor ki işte bu biz aralarımızda konuştuğumuz şeyleri yapalım. Ve yapıyor. 5 sene zarfında boom var. Müthiş. İktisadi şey atlama var. Müthiş şey kazanıyor. Çünkü bunlar tüccar. Bunlar normal bir paşa değil. Tüccar bunlar. Bu müthiş iyi kazanıyor. Ve ta başından bakın Mehmet Ali Paşa bu kendine ben okumamış bir adamım diyor. Ama ilk antikite departmanı ne dedim? Kur'an kendi oluyor ve kendi şeysini koyuyor. Reform yapıyor. Diyor ki biz kendi kendimize reform yapamayız. Önümüzde insan olacak. Meclis-ül A'yan diye bir şey vardı. Yani notable büyük insan. Onları kuruyor. Kendi. Ve onları çağırıyor. Yani ailenin büyük aileler, Mısır'daki büyük aile, Mısırlılar bunlar. Onlara anlatıyor biz ne yapıyor ve onlara 2-3 sene sonra nedir? Nizamname evet çıkartıyor. Diğer nami yani bir nevi anayasa. Siz ne yapabilirsiniz, ne konuşabilirsiniz,
neye bakmalısınız? Ve bazı şeyler, yani askeri şeylere siz bakmayacaksınız diyor filan. Yani bu bir şeydir. Anayasa gibi bir şey. Bu fikir devam ediyor. İsmail Paşa, onun torunu 1866'da ilk Çakın Şart'taki parlamentoyu açıyor. O parlamento bence onun sebebidir. Parlamentoyu açıyor ve orada ne konuşuyorlar, ona yeni anayasa yapıyor. Anayasada şey, seçim olacak diyor ve Avrupa gibi yapmak istiyor. Yani hakikaten Avrupa gibi yapmak istiyor. Yani bu laf değil. Ve diyor ki, onlar aralarında konuşuyorlar ve diyorlar ki o kapitülasyon şeyleri, o anlaşmaları biz kabul etmiyoruz diyorlar. İngilizler, Fransızlar aman koşuyorlar şeye, Abdülhamid'e o vakit galiba. Diyorlar ki aman senin adamın orada sapıttı, biz şey at onu filan, atıyor. Geliyor biliyorsunuz Tevfik Paşa. Tevfik Paşa bütün İngilizler giriyor, İskenderiye'yi mahvediyorlar filan ve sokaklarda demonstrasyon var, nasıl denir? Evet. Eddustur, Eddustur, Yefendina, Eddustur. Soruyorlar. Yani anayasa istiyorlar, hatırlıyorlar. Anayasa çıkarmıştı babası. Ecnebiler kapattı. Gene istiyorlar. Yapamadı. İngilizler kabul etmedi. Kim yaptı? Abbas Hilmi. İkinci Abbas Hilmi o parlamentoya açtı. Ne sene? 1914. 1914'te parlamentoyu açtı. Büyük babasının istediği anayasayı tatbik etti. Çok memnun. Atıldı aynı sene. Bu şey değil. Bu yani hakikaten İngilizler bilhassa ve Fransızlar kabul edemiyorlar. Bizler de şey, böyle bir şey olsun. Ama reform Mısır'dan geliyor bence. 1977'de burada parlamento açılıyor. Ve iltifat ettiğiniz gibi opera filan, yani her şey orada başlıyor. Çünkü orada daha hür. Mesela İsmail Paşa babadan oğula getiriyor. Çünkü o biliyorsunuz, o çok uzun bir hikaye. Sperri de burada Osman Efendi. Ama işte sonunda birbirlerini, yani başlangıçta birbirlerini öldürürdüler. Yapmayalım dediler. Peki ne yapacağız? Yavaş yavaş o ailenin en büyüğü şey diyor. Ki bence yani fena bir sistem. Çünkü hüküme gelen çok yaşlı, yorulmuş artık filan. Olamıyor. İsmail Paşa değiştiriyor. Avrupa vali babadan oğlu alıyor şey. Ve Sultan Abdülaziz burada padişah, ona bence perde arkasında yardım ediyor. Çünkü o da istiyor. Onu yapmak istiyor ama onu atıyorlar, öldürüyorlar falan filan. Uzun bir hikaye. Ama reform onlar yapıyorlar. Mısır'dan yapıyorlar ve buraya tesiri var. İkisi bir çok yakın birbirine ve birbirlerinden konuşuyorlar. Ve dediğim gibi işte birbirlerinin zaten evli filan, çok aralarında konuşma, yakınlık var. Anlıyorlar birbirlerini ve Mısır'da burada yapamadıklarını orada yapıyorlar. Evet. Ki yazık ki böyle devam edemedik ama olmadı.
Çok teşekkür efendim. Ediyoruz. Siz mi istediniz? Buyurun hanımefendi. Tamam. Çok kısa söyleyeceğim. Epeyce oluyor. Şimdi tarihini tam bilemiyorum. Bir Fransız Mehmet Ali Kavala'nın Mehmet Ali Paşa'nın hayatını yazmıştı. Daha doğrusu tercüme edilmişti Türkçe'ye. Süveyş Kanalı'nın yapımıyla ilgili Mehmet Ali Paşa'nın katkısından bahsediliyordu. Bu konuda sorum. Ona şey edildi. Reddetti. Dedi bize baş belasını getirir. Ha. Evet. İstemedi. İstemedi. Ama oğlu Said Paşa gizli onu istiyordu ve hüküme geldiği vakit yaptı. Ya benim pardon, benim tarih Söylesem bilgim... Söylesem arkadaşıydı zaten efendim. Benim tarih bilgim çok iyi değil ama o kitaptan aklımda kalanlar toprak reformu yapması, tarihi eserleri toplatması gibi bir takım bilgiler kalmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Büyük reformatör Mehmet Ali Paşa ama toprak reformu asıl yapan işte Said Paşa gene. Said Paşa oğlu Bahriye zabitiydi. Fransa'da okudu Toulon'da ve Said Paşa o tapu idaresini kurdu. Ondan evvel tapu yoktu. Yani şariat mahkemeye gidiliyor. Abbas İlber'e sattı filan diye. Öyle gidiyorsunuz. Ama tapu toprağın şeysi, tarihi. Her toprağın numarası var filan. O başlattı. Said Paşa. Kadastr, evet. Ve akaliyetler çok ondan istifade ettiler. Çünkü akaliyet yani şariat kanunu deyince şariat mahkemeleri Hristiyan gidemiyor. Evet. Çünkü ona Kur'an-ı Kerim üstünde edeceksin. Ehlame. Gidemiyor. Onun için bir Müslümana vekalet veriyor. Evet. O Müslüman da onu çalıyor. Evet. Buyurun. Sorum belki çok uzun bir cevabı gerektirir ama çok kısaca hanedanın Mustafa Kemal'e bakış açısı ne idi o dönemde? O çok uzun bir şey. Uzun bir hakikaten ama yok ben söyleyeyim yani bu dediğim gibi ikinci Abbas Hidiv çok belli Osmanlılara büsbütün şeydir onları tutuyor. Evet. Harp patlıyor filan o Mısır'a dönemiyor zaten ama Osmanlılarla ve halife konseptini büsbütün kabul ediyor. Ve halife Osmanlı'dır. Ve ona muhlis kalacağız. O olmayınca o yok oluyor. Yani tabii o çok uzun bir hikaye ama yani onların dünya yok oldu. Bunlar Osmanlı dünyası. Bunlar Osmanlı'nın dünyanın bir tarafı. Yani o vakit Mısırlı mı, Kavalalı mı İstanbullu mu? Hepsi bir. Aralarında bir şey yok. Sonra sonunda tabii var. Yunanistan bir memleket, Mısır başka bir memleket, İstanbul'da Türkiye'de cumhuriyet kuruluyor ki yeni bir memleket o da. Yani onların dünyası bitti. Yok oldu. Çok acil. Peki sizi alıyoruz. Vakit doluyor. Evet artık 2-3 oldu. Ama nasılsınız? Merhaba. Mikrofonu alabilir miyiz? Duyulmuyor.
Atatürk Savorona yatında, dedemiz Nimetullah'ta birbirlerini ziyaret ediyorlar. Bunu anneannemden, annem kendisinden de ben dinledim. Atatürk'ün ne düşündüğünü bilmiyorum tabii ki ama Hidiv Abbas Hilmi son derece zeki, çok muhterem, muhteşem bir insan diyor Atatürk için. Bu kadar duymuştum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler bu bilgi için. Efendim galiba çok yararlı bir bilgi lütfedildi ve çok iyi bir tartışma oldu. Huzurunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağolunuz ve katılanlara da. Bilmiyorum, ben şimdi aklımda yok, daha kaç konferans var seride? Var 2-3-5 var benim bildiğim. Yani sanat tarihine de girilecek daha zaten, en önemli unsuru Mısır. Bundan ilgileneceğinizi de umuyorum. Çünkü bu Mısır ülkesi Memluklardan beri bizim için çok önemli bir sanat kapısı. Osmanlı sanatıyla Memluk döneminin bir çatışma demeyeyim de karşılaşması var. Mesela Kudüs'te falan bunu çok iyi görüyorsunuz. Tabii burada Osmanlı ve Memluk diyoruz. Memluklar Mısır demek. Memluklar idareci sınıf. Mısır var. Bu Mısır sanatı çok derin bir sanat yani. Ve bizimle olan bir karşılaşma dönemi var bunun. Çok karakterleri çok farklı. Birilerinin metal sanatı çok iyi, öbürününki öyle değil. Cam orada galiba daha iyi diyorlar ama bizim vitrayları acaba inceliyorlar mı? Onları bilmiyorum, bu mukayeseyi yapanlar. Şüphesiz ki bu konu çok devam etmesi gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta tertip eden Nazan Hanım olmak üzere bir sözünüz var. Geldiğiniz için en büyük teşekkür Sayın Prens Hazretlerine ve Sayın Profesör İlber Ortaylı'ya. Bizim bir küçük sergimiz var. Kavalalı ailesiyle ilgili yaptığımız yukarıda Atlı Köşk'te. Şimdi konferanstan sonra hep birlikte o sergiyi görmeye gidersek size de o dönemin sanatıyla da ilgili, yaşamıyla da ilgili daha çok nasıl yaşandığına ait küçük bir sergi ama ilgi çekeceğini zannediyorum efendim. Hep birlikte sizi yukarıdaki sergiye davet ediyoruz. Bir bundan sonraki konuşmacımız 15 gün sonra gene aynı saatte buradayız. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın, Kavalalı çünkü öyle diyoruz. Oradaki evi ve onun yaptığı bir imaretle orada hala günümüzde mükemmel bir biçimde yürütülen, müthiş bir konaklama tesisi halinde devam eden, yeri yöneten Bayan Anna Mısıryan ve efendim Profesör Hit Lavri, Balkanlardaki Osmanlı sanatı, bütün bu bölgeyi de gayet iyi bilen bir yakınımız, dostumuz, onun konferansı var. Hep birlikte ilgilenirseniz o konferansa bekleyeceğiz efendim. Çok teşekkürler. Thank you.
Çok güzel. Evet, ben de zaten şeyden buldum, internetten. Bir sürü informasyon var. Evet, baba. İkbal nerede? İkbal'in değil mi? Sualı var. Evet. Çekine dönüyor. Evet. Babam? Evet, babam. Ama... Buyurun. Orası da bizim. Size bir şey soracağım. İş bölüye artık beni soğudu. Evet. Soğudu olanı beni hadi yaşasın. Evet. Oğlum babanız? Evet. Belki adamlar bunlar böyle hazır şablonları var. Adamların belki. O hazır şablonları okuma yazma bilmeyen biri hani anladım. Hayır, şablonları var belki. Sergi yandaki salonlardan devam ediyor.
Thank you.